Şimdi Erdoğan'ın Irak ziyaretinden sonra gerçekleşen ilk hamle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım. Tabii Semih Hanım, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyaretini hep tarih olarak nitelendiriyorduk gerçekleşmeden evvel de. Çünkü 13 yılın ardından en üst düzey ziyaretin, Sayın Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaretin ve zamanlama olarak da tabii ki çok çok manidar. Bağdat ve arkasından Erbil giderek, oradaki yönetimlerle bir araya gelinerek, tabii en başta terörle mücadele konusunda, yani Türkiye'nin özellikle sınırlarının hemen ötesinde ve biraz da tabii ki Irak derinliğine doğru, yani Süleymaniye, Musul vilayetinin aslında tamamına yayılmaya çalışılan o terör virüsünün, o terör hücresinin bir şekilde merkezi Bağdat hükümeti ve tabii ki Erbil, Kuzey Irak Kürt yönetimiyle beraber de buradaki terörün tamamen kökünün kurutulması üzerine aslında önemli bir diplomatik misyon, önemli bir diplomatik süreç ilerletildi. Ve bu noktada Türkiye'nin elindeki kartlar da son derece güçlü Semih Hanım. Şimdi zaten uzun zamandan beri Türkiye, biliyorsunuz, pençe harekatları, yaklaşık 2019 yılından itibaren Türkiye pençe harekatlarıyla zaten Irak'ta terörle mücadelede önemli bir derinlik oluşturdu. Ve bu derinliği oluştururken bilhassa buradaki terör koridorunun, işte hep bahsettiğimiz o Sincar üzerinden, yani Irak'tan Suriye'ye geçiş bölgesi ve buranın bir terör koridoru haline gelmesi ve buranın artık hani tabiri caizse asfaltlanmasını önlemek üzere, yani oradaki geçiş geçişin artık alışılmaması üzerine veya buradaki geçiş geçişin artık mutlaka görülmesi gerektiği hususunda Sayın Cumhurbaşkanı uyarılarda bulunuyordu. Şimdi bu noktada zaten terörle mücadele harekat merkezi, yani ortak harekat merkezinin kurulması noktasında bir mutabakata varıldı. PKK terör örgütü olarak görülmese bile sakıncalı örgütler, yasaklı örgütler listesine alındı. Tabii bu da önemli bir adım. Şimdi zaten bu mücadelede, özellikle Türkiye'nin vermiş olduğu terörle mücadelede, hem Erbil hem de Bağdat merkezi hükümeti, özellikle Fav Limanı projesini de eğer bu işin içine katarsak, eğer bu sepetin içine katarsak, önemli bir entegrasyon yolu, önemli bir refah yolu ve terörü burada bitirecek önemli bir ticari güzergahla beraber enormi bir ekonomi potansiyeli ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada zaten gelişmelerin hepsini bir de değerlendirdiğimizde, bu olumlu, pozitif anlamdaki karşılıklı bağımlılığın terör örgütlerine nefes aldırmayacak şekilde oksijensiz bırakacağını da göreceğiz. Ama bu her şey bitecek anlamına gelecek mi? Tabii uzun bir süreç. Bununla ilgili hemen bir netice almak da tabii ki son derece zor. Ama bu kapsamda önümüzdeki dönem için başka hamleleri de göreceğiz diyebilir miyiz? Tabii ki zaten sırayla bunların geleceğini düşünüyorum ama Semih Hanım, şimdi bir de karşımızda bir müesses nizam var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle istihbarat faaliyetlerinin ve o müesses nizamın Orta Doğu'daki o Büyük Orta Doğu projesini artık son safhada o terör örgütlerini garnizonlaştırarak, hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor, teröristan devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz ve ikinci bir İsrail projesinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz mealindeki açıklamalarının aslında bu anlamda Amerika'nın veya işte oradaki müesses nizamının, efendim buyurun gerçekten buradaki halk petrolden de faydalansın, ticaret de yapalım, biz de bunu destekliyoruz demesini beklememek gerekir. Hatta şu an haberinizde de izledik, Sayın Hakan Fidan'ın Riyad temasları önemli. Antony Blinken'ın o bölgede olması çok çok daha önemli. Çünkü bu Basra Körfezi entegrasyonu bir anlamda da Amerika'yı endişelendiriyor. Çünkü şu anda haritada görmüş olduğumuz özellikle ZAP bölgesi ve Pençe Harekat bölgesi ve Süleymaniye derinliğine doğru baktığımız zaman o kuru kanal dediğimiz kara ve demir yolu güzergahının hemen etrafında Bafel Talebani, bildiğimiz üzere Süleymaniye'de bir PKK alanı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi biz de merkezi hükümete diyoruz ki bak, burada bir terör hareketliliği var, buna karşı bir şeyler yap. Bir de şöyle köşeye sıkıştırıp onları Semih Hanım, bu önemlidir. Şimdi devletler arası ilişkiler satranca benzer aslında biraz da. Şimdi biz dedik ki onlara, sen bunu yapabiliyor musun? Benim kapasitem yok diyor şimdi diyelim merkezi hükümet. Benim ordum tecrübeli değil teröre karşı. O zaman diyoruz ki tamam, bu işi bize bırak. Bizim 40-50 yıllık tecrübemiz var. Biz burayı terörden temizleriz. Ama bir daha terörün buraya girmemesi adına güvenliği sen sağlayacaksın. İşte burada devlet misin değil misin ortaya çıkıyor Semih Hanım. Şimdi dolayı karşı taraf için söylüyorum, Irak için açısından söylüyorum. Dolayısıyla burada biraz da o anlamda köşeye de sıkıştılar. Dolayısıyla bunun arkası bence gelecek, isteyerek veya istemeyerek, terörün nefessiz kalacak şekilde, özellikle şu an görmüş olduğumuz coğrafyada köşeye sıkışacağını göreceğiz. Ama tabii şuna da hazırlıklı olalım, Allah korusun tabii ki, başka bölgelerde provokasyonlar, saldırılar, işte Gazze meselesi, Suriye'deki derinlik. Bir de şu var Semih Hanım, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele stratejisiyle Irak'taki terörle mücadele stratejisi birbirinden farklı. Yani iki tarafında nabzına göre aslında, oradaki kılcal damarların durumuna göre hareket ediyoruz. Bu da çok çok hassas bir durum. Ama Sayın özellikle Hakan Fidan'ın mekik diplomasisi kapsamında
özellikle Körfez ülkeleriyle devamlı temaslı olması ve Suudi Arabistan gibi önemli bir Körfez ülkesinin bilhassa bu kalkınma yolu projesine destek vererek işte bu kalkınma projesi kapsamında teröre nefes vermeyecek şekilde o bölgeyi temizleyecek bir sürecin başlatılması bakımından da önemli bir aktör olarak peki, görüyoruz Furkan zaten. Bey, tüm bu hamlelere, çok özür dilerim sözünüzü kestim, unutmayın lütfen. Bu hamlelere bakınca Irak'taki terör varlığını temizlemek adına harekatta an meselesi der misiniz? Tabii bunu en iyi devletimiz bilir, Türk Silahlı Kuvvetleri bilir, Sayın Cumhurbaşkanı bilir ama görünen o ki evet gerçekten artık Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz mottosuyla terör örgütünün artık şah damarını kesecek ve bir daha o bölgede ayağa kalkamayacak ve hareket edemeyecek şekilde bir operasyon düzenlenmesi tabii ki an meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu özellikle tabii Milli İstihbarat Teşkilatımıza ayrı bir pencere açmamız lazım. Kendisinin orada yaptığı mikro cerrahi operasyonlar, bakın bu çok önemli. Mikro cerrahi operasyonlar bizim bilip veya bilmediğimiz, özellikle oradaki bölge şirketlerinin de bu anlamda kamu diplomasi yöntemleriyle bir araya getirilerek teröre karşı bir blok oluşturması aslında çok uzun dönemli bir strateji. Yani Sayın Cumhurbaşkanı aslında Semih Hanım şeye gittiği zaman Bağdat'a noktayı koymaya gitti. Yani birçok cümleler yazıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı Bağdat'a giderek, Verbil'e giderek o noktayı koydu. Artık bundan sonra benim de düşüncem, tabii zaman devletimiz bilir ama kısa vadede bir operasyon başlayacağını ifade edebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Furkan Bey yayına katıldığınız için. 30 yıl aradan sonra bir ilk oldu. Irak-Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu. Konuştuk, harekatta an meselesini Furkan Bey değerlendirdi.